Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugün şey, psikoloji. Hazır mıyız abiler? Bu size lazım. Nedir bu? Risale-i Nur'un söylediklerinden fazladır, söylemek istedikleri. Kur'an'dan fazladır, Kur'an'ın söylediklerinin içerisine söylemek istedikleri. Tamam? Yani mana, bizim manada laikalardan çıkarttığımız, laikalarla tefekkür ederken, dershane hayatında yaşarken rastladığımız olayları yorumlama. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Adam bir tanesi bugün Beykoz'da bir yalının bir şeyini kaçırıyor. Yalimine bağlanıyor. Sinirleri bozuluyor. Karısı vesaire buluyor. Bir arıyor. Bir Hazreti Ali'den bir cümle söyledim. Yani niye kaydediyorum? Yani elde edilen kazanımları genelliyorum. Müslümanların faydasına sunuyorum. Gücüm yettiği kadar. Mesela bak ona dedim ki, ona şöyle bir şey dedim. Dedim ki Hazreti Ali'den bir söz. Asla sahip olmadığın şeyler için üzülme. Olabilir, değil o senin. Asla sahip, Hazreti Ali'nin sözüdür diyor lan. Asla sahip olmadığın şeyler için üzülme. Kısmetin varsa onlar seni bulur zamanı gelince. İmam Ali radıyallahu anh. Bir öyleydi değil mi? Öyle bir terkip vardı. Hasibuke, Yusubuke, Tahtel Cibal veya Bihar. Nasibi varsa dağın altı, denizin altında dayı olsa seni bulur. Şimdi ona ait gene cümle devam ediyorum başka. Yani niçin söyledim bunu? Yani mesela bir şeyde kazandım ya ben bunu. Adam sıkıntısı hakikaten öyle mi dedi. Bak. Asla sahip olmadığın şeyler için üzülme, sahip olmadığın, üzülme. Keşkeleri bırak. Bunun da sebebi, çaresi şu, pergelini esasata koy, esasatı kaybeden teferruata boğulur. Tamam mı? Teferruata dalar. Nedir o esasat? Bu insan bu dünyaya gelmesinin hikmeti ve gayesi, Halik-i Kainat'ı tanımak, ona iman edip ibadet etmektir. İmanı kazanma ve kaybetme davası açılmış. Gerisi hikaye. Olursa olmuştur, olmasa olmamıştır. Olduğu kadar, olmayan kader. Kimin sözüdür bu? Olduğu kadar. İmam-ı Gazali. Olduğu kadar, olmayan kader. Peygamberin bir sözü var. Ya nerede oldu ya, niye geldi ya başıma? Peygamberimiz sözü var. Olanda hayır vardır. Bak. Tak tak. Ne kadar? Merdiven kardeş bunlar. Mazi, merdiven. Mazi ve mesaibe kader. Maziye ve mesaibe. Müsibetlere. Kader. Geleceğe. Teklif noktasına bakın diyor. Başka. Herkesin ağzından çıkan bir kelime var. Hemen hemen herkesin. Abi her şey bitti. Dün gece yazdım bunu, bu cümleyi. Her şey bitti diyene diyorum ki, her şey bitti dediğin an, zanlarının bitip yeniden bir hayata doğmadır eğer yapabilirsen. Unutma, sen bu dünyada kayıpları fırsata çevirme fırsatına sahipsin. Kayıp dediğin hiçbir şey yoktur. Kayıpları fırsata çevir. Çünkü ondan alacağın dersi aldın mı, kayıp fırsata döner. Örnek vereyim size. Bu daha önceki örneğim. Bir poşet fabrikası sahibi iflas etti. Sanki ben iş adamıyım veya ne bileyim tasarımcıyım. Abi iflası verdim, fabrikayı kapattım. Ondan sonra elimde çok az bir para var. Ondan sonra şimdi geldim İstanbul'a. Mersin'de mi neymiş? Poşet fabrikası. Ne yapayım? Küçük bir parama iflası vermiş. Dedim ki kaç yaşındasın? Hiç unutmuyorum. 47 yaşındayım demişti. Sen iflas etmedin dedim.
Abi ettim ya işte. Etmedin. Ben seni Amerika'ya, şuraya, buraya, Suudi Arabistan'a şeyi gönderdim. Eğitime. Ne? Bir şirket nasıl yönetilir? Fabrika nasıl yönetilir? Ben seni oraya gönderdim ve çok büyük bir meblağ ile o eğitimini aldım. Şimdi bir fabrika nasıl batacağını çok iyi biliyorsun. Bunu öğrendin. Hadi o parayla geri dön. Kaldığın yerden devam et. Büyük harfle başla. Nokta. Büyük harfle. Git o poşet fabrikasını aç. Çünkü her yeni başlanan şey risk taşıyor. İflas şeyi. Ama sen artık riski ödedin. Bundan sonra nasıl batmayacağını öğrendin. Neyle? Batırma ile. Batırmadın. Eğitim aldın. Abi, yani ben şimdi gidip fabrikaya mı? Evet. Çünkü bilmediğin, anlamadığın iş senin işin değil. Kapının önüne koyarlar. Abi ortağım anlıyor. Ortak kendi gücü olsaydı ekonomik işi biliyor. Seni ortak almazdı. Seni ortak aldıysa işi biliyor ama parası yok. Seni paradan istifade ediyor. Yarın parası olduğu zaman kapıya koyacak seni. Anlamadığın iş senin işin değil. Tamam mı? Fırıncısın değil mi? Hiç anladın mı? Yok. Bir gün hamurcu pişiren çekip gittiği zaman gece sana sormadan işe gittiği zaman pijamanı çıkarıp yataktan kalkıp hamur yapabilecek, fırıncılık yapabilecekse fırın aç. Her şey elini uzatma. Benim işim bu. Bu işi yapacağım diyeceksin. Tamam mı? Mesela benim düğüne beni götür. Konuşmacı. Cenazede konuşayım. Camide konuşayım. İş hakikaten benim. Yani işim derken diğerlerin değil. İşim yani benim. Şimdi dinlerken ben cemaate göre istediğim gibi Poyraz'dan Lodos'a, Keşişleme'den Batıyel'e kadar eserim. İstediğim şekilde ben orada Lodos'tan Poyraz'a döndürürüm. Baktım cemaate uygun değil bu ders. Hemen bir makas koyarak farklı bir yere geçerim. İşim olduğu için. Peki, akıntıya karşı yüzmek seni yorar. Akıntıya doğru ama paralel yüz. Akıntı böyle mi? Böyle mi akıyor? Ona doğru şey yapma. Bari böyle gitme. Bari böyle paralel yap. Sudan akıntından daha kolay çıkarsın. Peki, beni anafor etti abi götürüyor. Yani nehre düştün, seni götürüyor. Eğer attığı gibi yüzersen suyun iki katı hızla gidersin ki çıkma şansın yoktur. O zaman ne yapacaksın? Paralel yap. Dere böyle akıyorsa böyle yap. Yani paralel ne biliyor musun? Alternatif yani görüşebileceğin, danışabileceğin kişilerin olsun. Dünyada şimdiye kadar mahvolan milletlerin sebebi, dinliyor musunuz burayı? Çok ilginç değil mi? Merak ediyor musunuz gerisini? Bak. Dünyada şimdiye kadar mahvolan milletler var. Babiller, Asurlar, Lidyalılar, Bizanslar, Roma, Osmanlı. Milletlerin sebebi mahvi hep dinlerini umuru dünyalarına karıştırmalarından ve dinde fırsat var aramalarından ileri gelmiştir. Dine umursamadığı bir millet veya dini istismar olarak kullandı, Allah da altı üstüne çevirdi. Taassup cehaletten körü körüne hareketten ileri gelir. Dinin her bir ahkamını, her bir esasını güzelce bilen, onun hakaikini, dekaikine bir hakkı vakıf olan kimse de taassuptan eser bulunmaz. İbn-i Rüşd demiş bunu. Bu söz İbn-i Rüşd'ün. Bir de okuyayım. İbn-i Rüşd deyince heyecanlandınız bak. Hemen Faruk böyle itken böyle yaptın. Hasan deyince olmadı. Aynı şeyi söyleyeceğim ben şimdi. Marka demek. İbn-i Rüşd'den okuyayım. İlk önce demedim mi İbn-i Rüşd? Dünyada şimdiye kadar mahvolan milletlerin sebebi mahvı hep dinlerini umuru dünyalarına karıştırmalarından yani din işlerini, dünya işlerini din işlerine, dini de dünya işlerine karıştırmalarından ve dinde ifrada varmalarından,
dinde ifrata tefrit değil. İfrata varmalarında din istismar yaptılar. İfrata varmalarından ileri gelmiştir. Taassup cehaletten geliyormuş. Cehaletten körü körüne hareketten ileri gelir. Yani başkasına hak tanımama, yaşama tanımamaktır. Dinin her bir ahkamını, diyor İbn-i Rüşd, dinin her bir ahkamını, her bir esasını güzelce bilen, onun hakaiki dekaikini bir hakkın vakıf olan kimselerde taassubun eseri bulunmaz. Yani istifade eder. Allah Resulü'nün tabiriyle ilim Çin'de dahi olsa alın. Bu senin bulunduğun cemaati veya yeri değiştirmek anlamına gelmez. Hakikata kulağını tıkama bir gane olma. Çünkü ustad Ermeni diyor şey yapabilir. Asker olabilir diyor. Osmanlı yıkılmasının bir sebep Ermenileri, gayrimüslimleri askere almadı. Müslümanlar aldı. Onlar da kırıldı. Onlar da piyasanın ekonomisini ele geçirdiler. Çünkü de asker diyor sanatkarlıktır diyor. Mesela diyor, misal veriyor, gayrimüslim bir karın olsa, eşin olsa sevmeyecek misin? O başka değil. Evet, devam ediyorum. Bitti onun sözü. Karşısındakini ahmak farz edip, bu çok önemli, ahmak farz edip, açıktan açığa kendisini aldatmaya veyahut kendisiyle eğlenmeye kalkışan, kendi ahmaklığını gösterir. Nezaketin mübalağası bir nevi kabalıktır. Burayı herhalde bir okumuş muyduk? Evet. Bu cümleyi okumuştuk yerine. Bakayım. Ders yapmıştık. Öyle mi? Bakayım. Yapmış mıydık? Evet. Dersinden önce okumuştum. Nereden? Sadece o cümle. Sadece o cümle mi? Peki, biraz daha bakayım bu diğer cümleyi hatırlayacak mısınız? Yoksa iptal edeceğim 1,5 sayfayı. Başka? İlim, ayn harfiyle, illiyün kelimesinden, lam harfi, latif kelimesinden, mim harfi de melek kelimesinden alınmıştır. Şu hale göre, hakikat-ı ilim tahsil eden kimse, seviye itibariyle pek yüksek, huy itibariyle pek latif, tavır ve hareket itibariyle de melekiyet sıfatından olacaktır. Yok. Peki. Bir de devam edeyim. Bakayım gene. Dünyaya dünya kadar değer verirsen dünyalık olmazsın. Devam edeyim. Gece rahatsız oluyorsan ama gündüz geçiyorsa sen Kur'an'ı çok oku. Yok. Gece rahatım, gündüz rahatsızım diyorsan risaleleri çok oku. Bedduaya alışıp çokça yapan da psikolojik rahatsızlığın yanında Alzheimer, şizofreni ve sinirsel hastalıklara daha yakın olurlar. Onun bunun eline düşerler. Halanın değer verilmez. Ne? Horlananın horlanır değer verilmez. Basite alınır. Acıma ona karşı olmaz. İkide bir beddua edenlere ona söylüyorum. İkide bir beddua edenler hangi tip insanlardır? Hemen bedduaya sarılanlar. Bir daha okuyayım. Çokça bedduaya yapanlar psikolojik rahatsızlığı yanında Alzheimer, şizofreni ve sinirsel hastalıklara daha yatkın olanlardır bunlar. Onun bunun eline düşerler. Horlanır değer verilmezler bunlar. Basite alınırlar. Acıma ona karşı olmaz. Muhakeme ve muazene bozukluğundan kendini onun yerine koyamamaktan beddua ederler. Mesela diyelim ki şu. Onu yapmadın değil mi? Onu yap. Allah bilmem neyini versin. Peki niye beddua ediyorsun yapamadı etmedi diye? Senin gibi mi düşünecek? Senin seviyeden değil, senin kadar alim değil. Senin kadar şartları yok, senin kadar bilmiyor. Peki bana bir söyler misiniz? Hangi alim beddua etti? Hendek Savaşı'nda dişi kırıldı.
çok zor durumda kaldı ki Hazreti Ömer Efendimiz bile ya Resulallah beddua et deyince ne dedi peygamber? Ben bu ümmete lanet okumaya değil, rahmet okumaya geldim. Hele hele bir Müslüman bir Müslümana lanet ederse ne yapar? Durmaz bir yerde, geri döner. Ya ona ya ona. Peki nasıl anlarız kime vurduğunu? Bak beddua edenin haliyle, beddua edenin halini bedduanın da nazara al. Hangisi dibe gidiyorsa bedduana dönmüştür. Size bir de ipucu vereyim. Benim işim denilene değil. Makam, maksat, muhatap, yani kim demiş, kime demiş, makam, maksat bakıyorum. Bedduanın zatına bakmıyorum. Ben baktığım zaman böyle, tuhaftır. Bir, bunun için ihtiyaç duyuyor. İki, hangi ritüelleri, simge ve sembolleri kullanıyor? Çok önemli benim için. Benim aklım hep böyle çalışıyor. Mesela Allah Resulü şöyle dua etmiş. Omuz genişliğinde, omuz yüksekliğinde çevirmiş. Tamam mı abi? Yatarken şöyle yapmış. Felek ve Nas'ı okumuş. Kulozu bir Rabbim şey, Fatiha, Ayet-i Kürsi, Amene Resul, Felek, Nas. Ta sıvazlamış. Daha karabasan falan olmaz. Yatarken, sırf yatarken yapmış. Safa ile Merve arasında böyle dua etmiş. Koltuk altı gözükmüş. Yağmur duası ve afatlarda elini çevirmiş. Normalde böyle yapmış. Dua şekli budur. Şakyamuni Buda, Budizm'de ise bizim Mevlana oturuş gibi var ya oturmak kıçın üzerine. Oturup böyle yoğunlaşmak. Hristiyanlıkta amin. Bak iki parmak. Amin. Peki Yahudilikte basit. Google evliyasına girin görürsünüz. Yahudilerin kitabı alırlar. Eğer ayakta ise hem okurlar hem böyle yaparlar. Oturaraksa Yahudi ritüelidir. Kabala'da yazar. Kabala ne demek? Tora, Tevrat, bizim Kur'an gibi. Bizim kütüb-i sitte, Kur'an'ın açılımı, hayattaki işlevi, kütüb-i sitte, onların da Kabala. Tamam mı? Kabala bu. Yani o bizde hadis külliyatı, onlar ulemasının sözleri. Onun için Yahudi literatüründe böyle olur. Yahudi simgesidir. Nerede? Kabala neyse gerek yok ki. Google evliyasına gir. Yahudi ağlama duvarına bakın. Ağlama duvarında ya böyle musibetleri böyle yaparlar. İste şeyleri duvara. Kitapları böyle yaparlar. Bakın görürsünüz. Yaparlar. Anladın mı? Hani öyle durmazlar. Efendim. Kabala'yı bir de suistimal edip büyü için de sihir için de kullanılıyor. Büyü ve sihir için kullanılıyor bu. Bunu kim seyrediyorsa etkilenir. Eğer gücü yoksa. İki şey olur. Ya etkilenir ya korkunç nefret olur onu seyreden de. Mesela arkadaşlar benim vazifem sizin veya bunu dinleyen kardeşlerimizin arkasındaki tehlikeyi göstermek. Allah da bana bu şeyi verdi. Yani ben bedduanın şeyine değil psikolojisine bunu niye yazayım? Bak bir bedduaya çokça alışanlarda bir psikoloji sorunun yanında bir, bunlar Alzheimer'dırlar. Çünkü buna niçin ihtiyaç duyuyor? Bilmiyor ne yapacağını. Şizofreni özellikleri var. Sinirsel hastalıklara daha çok yatkındırlar bunlar. Onun bunun eline düşerler. Horlanır, değer verilemezler. Basite alınırlar. Ya senin bedduası işte. Acıma ona karşı kimse de pek olmaz. Çünkü acımadığı için bedduayı salladığından dolayı. Bunlar muhakeme ve muvazene bozukluğundan kendini onun yerine koyamamaktan beddua ederler. Mesela birisine beddua ediyorsun. Koysana kendini onun yerine. Bak bakalım beddua yapabilecek misin? Edemezsin. Yok değil mi? Bunu okumadım. Tamam. O cümleyi okumuş. İhtiyaç varmış. Hani atladım ya biraz önce. O da koca sayfadan oraya okudum. Yapman gereken en birinci işini yapmayıp daha sonra belki yapman lazım olanı yaparsan
yapman gerekeni yapmamış olursun. Ne kadar hayırlı gibi görünse de doğru değildir. Mesela yapman gereken nedir kardeş? Mesela bir misal sorayım, burada kalıyoruz. Şu anda nöbetçi misin? Bugün nöbetçi kim? Tamam. Şimdi bu adamın nöbetçisi dershane nöbetçi. Hem temizlik hem mutfağı nöbetçi. Şimdi onları bırakıp Kur'an okusa, Risal okusa doğru mudur? Değildir. Yapman gereken ama sonraki zamanda o işin değil. Bunu bıraksan değildir. Demek ki ne yapman gerekiyorsa doğru odur senin o anda. Onu yap. Sabah namazı kılmak farzdır. Öğlen kılmak farz değildir. Sünnet bile değildir. Bitti. Öğlen öğlen kılacaksın. Ne yapmanız gerekiyorsa o anda onu yapın. Doğrusu odur. Abi bu daha iyi değil. Daha iyidir. İyi değildir. Bu sağsına çekiyor. Evet. Mesela başka bir şey. Diyelim ki ben bir şey yapıyorum. Bu ders. Bu dersi eğer hakikaten benim yapmam gerekiyorsa, başka birisi yapamıyorsa, ben bunu bırakıp daha güzel bir şey yaparsam, mesela Kur'an okusam, olmaz. Bakın, mesela şöyle yapın. İki şey çatıştığı zaman, hemen şunu soracaksınız kendine. Ben hangisinin yapmasam başkası bunu yapamaz. Hangisini yapmasam onu başkası da yapabilir. Mesela ben araba kullanmasam başkası da kullanır. Öyle mi? Hava yollarından bir misafir alınması lazım almaya da. Veya uğurlanması lazım. Ben bunu yapmasam saat sen yapamaz mısın kardeş? Yaparsın. Peki ben bunu yapmasam sen yapabilir misin bunu? O zaman senin ben bunu bırakmamam gerekiyor. Anlıyor musun arkadaş? Evet. Başka. Şeytanın manevra alanı dardır. İnsanın manevrası çok geniştir. Eğer sen dar yaparsan dünyanı, sırf dünyayı yaşarsan, sırf dünyayı dünyada yaşarsan, manevra sahan olmadığı için seni sıkıştırıp yakalamış olur. Müslümanın iki tane hayatı var. Burası hayatın suretidir. Abdülkadir, bu çok önemli canım kardeşim. Kafir niçin ödü patlar ölümden? Çünkü tek hayatlıdır. Budur. Müslümanın hayatı sureti budur. Hayatın hakikati ahirettir. Müslüman çift hayatta olduğu için rahattır. Şimdi şeytanın manevra alanı dünyadır. Unutmayın ama. Şeytanın manevra alanı dünyadır. Sen bu dünyada sırf dünya için yaşarsan, dünyevi çözümlerle dünyayı idare etmeye kalkarsan şeytanın seni yakalamaması mümkün değil. Ne yapacaksın? Burada yaşarken ahireti fikirleri, ahiret inançlarını ki usta şöyle diyor. Bir evde sıkıntı varsa, bir evde sorun varsa, bir insanda buhran varsa o insanda, o ailede ne hakim değil? Ahiret imanı hakim değil. Aferin. İmanı bir ahiret bir eve hükmederse o evde sıkıntı olmaz. Buna ait yeni bir ders yaptı. Bakın Levent'le yaptık beraber. Şeyde doktorun evinde. Levent yazıyor, benim ismim yazmıyor. Ne diyor? Ahiret inancı aile hakim olmasa mı diye yazıyor. Ses diye ama görüntüsü yok. Bak orada anlatıyor. 8. mesele yapmıştık. Evet yaptık. Tamam mı? Öyle sesli ders atılmış. Kardeşim, eğer sen manevra alanı dünyanın dışında ahireti fikirler, ahiret düşüncesiyle dünyaya bakar, dünyadaki olayları ahiret ölçüsüyle yorumlarsan ahireti dünyada yaşamış olursun. Örnek vereyim. Abi ben iflas ettim. Abi kanser oldum, böyle oldum. Dünya cihetiyle bitti. Hakikaten bitti. Peki ahireti buna monte edelim. Kardeşim bu dünyada şer nedir? Küfürdür. Ana. Tema budur. Hayır mutlak nedir? İmandır. Bu dünyaya biz taallum ve tekemmül etmek için geldik. Bak ahireti dünyada yaşayacağım. Bu dünyada en ehemmiyetli şey takdim edilecektir. O da imandır. İmanın dışında hiçbir şey iman kadar kıymetli değildir. Bak sor o zaman. İflas ettin. İmanın mı gitti? Bak. Of be. Dedin değil mi? Peki sırf dünya için bak bakalım. Fabrikan gitti. Her şeyin bitti. Bizim köyde bir tanesi rahmetli gene. Rahmet verin. Bir minibüsçü vardı. Adam fena fil minibüs olmuş. Fakirlik zamanında minibüs. Şoför. Şeye düştüğü zaman çukur, ne diyorlar ona, kasis,
Kase düşünce... Araba düşmüyor, kendisi düşüyor. Araba sürüyor, biz de seyrediyorduk, gülüyorduk. Sif onu gülmek için binerdi. Kasise düşünce... Çocuklar kusura bakmayın. Yani adam araba azap çekmiyor, o çekiyor. Yapışmış arabaya. Arabaya araba için bakıyor. Vasıta için bakma. Vasıta gaye olmuş. Put olmuş, put. Avrupa'da da öyle değil mi abi? Avrupa aynen. Avrupa aynen. Ama yarabbim oraya sokma beni. Hiç girmeyeyim. Zamanla para kazanırsın ama parayla zamanı alamazsınız. Paran olmasa da olur. Zamanla kazanırsın. Ama zamanla para kazanırsın ama parayla zamanı kazanamazsın. Zaman esmadır. Yaşamanın sırlarını bilen ölümün sırları ülkesine seni taşımasını da bilirdi. Bir de okuyayım. Yaşamanın sırlarını bilen. Yaşamın sırlarını. Yeme, içme, üreme. Mutfak, tuvalet, yatak, iş olmayan. Bak mutfakta doldur. Tuvalette boşalt. Sanki pimaş borusu. Gübre fabrikası. Mutfaktan tuvalete pisliğe dönüştürme makinesi. Mutfakta doldur, tuvalette boşalt. Mutfak, tuvalet. Yatak, yatağa yat, üre. Üreme yeri. İş veya okul. Mutfak, tuvalet, yatak, iş dikdörtgen oldu. Öl ve buna gömül. Bak diyorum ki. Yaşamın sırlarını bilen, ölümün sırları ülkesine seni taşımasını da bilirdi. Şimdi yaşamın sırlarını bildiğin anda dünyanın üzerindeki perde kalktı kısmen. Mesela, abi ne kadar rahatsın ölüm. Et diyorum canım. Yani olmayan bir şeye direnmiyorum ki sıkıntı çekeyim. Ölümden korkma, günahtan korkma. Çünkü ölüm hayatın hayatıdır. Şey mevt. Mevt hayatın hayatıdır. Hayat hayat ne demek? Hayatla fani dünyaya geliriz. Mevtle bekaya gideriz. Hangisi daha kaliteli? İkincisi. Bugün iraden var. Doğru yapmıyorsan. Bu da çok önemli. Bunu kim şey yapacak? Fatih seni iyi dinle o zaman. Bu çok önemli, bu cümle içimden geçti. Bugün iraden var, doğruyu yapamıyorsun veya yapmıyorsun. Yarın ölünce iraden olmayacak. Peki o zaman ne yapacaksın? Bugün hatayı düzeltme şansın var, iraden var. Yarın iraden olmayacak. Vefat ettikten sonra. Hey beni nereye götürüyorsunuz mezar taşınırken? Ölü diyormuş. Hey ben ölmediğim götürmeyin. Kim duyar? İrade var mı? İnebilir misin? Şimdi inersin. Dersten inersin. Bak bugün iraden var, doğruyu yapmıyorsun. Yarın irade var. Yanlışı nasıl düzelteceksin? Cümle bu mu olsun? Bir daha. Bak buradaki cümleyi söylemedim şimdi. Şu anda Doğan cümleyi söylüyorum. Bugün iraden var. Doğruyu yapmıyorsun. Yarın iraden yok. Yanlışı nasıl düzelteceksin? Vecizlerik bir söz. He? Vecizlerik bir söz yani. Acayip bir şey ya. Onu yazın ki ben de yazacağım. Sizden alırım. Bugün iraden var. Doğruyu yapamıyorsun değil. Yapmıyorsun. Yarın iraden yok. Yanlışı nasıl düzelteceksin? Bak burada dikkat et. İraden yok yarın. Yanlışı nasıl düzelteceksin? Doğruyu yapacaksın bir cümle kullanmadım ha. Bak bugün iraden var. Doğruyu yapmıyorsun. Yarın iraden yok. Doğruyu nasıl yapacaksın diye demedim. Yanlışı nasıl düzelteceksin? Bak bugün doğruyu yapamıyorsan yarın iradesiz bir yanlışı düzelteceksin. İki bir de doğru yapacaksın. Anladın mı? İki şey olması lazım. Bir daha anlatayım abi. Çok önemli. Bugün iraden yok. Doğru yapmıyorsun. İraden var. Bugün iraden var. Doğru yapmıyorsun. Yarın iraden yok. Bir.
Yanlışı nasıl düzelteceksin? Doğruyu nasıl yapacaksın? İradenle doğru yapamıyorsun da iradesizle doğru yapacaksın, bir de yanlışı düzelteceksin. Soru sormak, sorabilmek demek, soru sormak, soru sorabilmek demek ne demekmiş biliyor musunuz? Aslında cevabın yarısını verilmiş demektir. Sual sormak ilmin yarısıdır. Niçin demiş biliyor musun? El-suale nisvilin. Birisine bir şey anlatmak, yüklemektir. Anne kadar alırsa, tamam? Bir şey anlatmak. Soru sormak, onun hakikatini uyandırmaktır. Bunu nasıl düşünüyorsun kardeşim? Buna ne dersin dediğin anda onu uyandırıyorsun. Yükleme yapmıyorsun. En tesirli de budur. Kur'an bunu çok kullanıyor. Düşünmezler mi? Düşünmüyor musunuz? Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Aklı olanlar için ibret vardır. Gibi. Anladık mı abi? Neydi? Soru sormak ilmin yarısıdır. Soru sormak. Zaten cevabın yarısını verdin. Peki Risale'dekini söyleyeyim. Oradan çıkarttım da altın paragraf var. 16. sözün başındaki soru. 2. 24. mektubun başındaki soru. Sorunun 24. mektubun başındaki soru kendisi cevaptır. Başka? Soru sorarak susturmaktır. En keskin cevap soruya soruyla cevap vermektir. Örnek vereyim. Niçin peygamberi bu kadar büyüttünüz diye bana sordu adam. Niçin büyütüyorsunuz? Sence niçin büyütmememiz gerekiyor? Niçin büyütmememiz gerekiyor? Dedi ki, iki devam ettim. Sen peygamber ne getirdi ki? Bunu keşke getirmeseydi. Ne getirmedi de sen ona şunu getirmedi, şunu da getirse diyeceğin var mıdır dedi. Peygamber niçin büyüktür deyince çok anlatırsın da saatlerce konuşursun niçin büyüktür. Hiç şöyle yapmadın. Niçin büyüktür? El cevap. Ne getirdi de keşke getirmeseydi. Ne getirmedi de keşke bunu getirseydi. Senin hatırına gelen böyle bir şey var mı? Belki hatırına gelen bir şey vardır. Ama getirmediğini sen duymamışsındır. Vardır kitapta. Ne dedi biliyor musun o şey? Şüpheli solcuydu da. Ne getirdi de keşke getirmeseydi. Ya bu olmadı. Ferdin dengesini sallamak bir. Öyle kafadan atmak yok. Yani dediğin şey şu mantıklı olacak. Beni bütünlüğe götürecek, dağınıklığımı, aklı kalbi bütünlüğüme getirecek. Aile hayatımda işlevi olacak, cemiyet hayatımda bütünselliğe sebep olacak. Şunu keşke getirmeseydi. Dediğin şey. Peki, ne yapmak istiyorsan, ne düşünmek istiyorsan, dimağını boşaltarak yap, ilk önce kafanı boşalt. Yoksa yapamazsın. Ne cevap verdi abi? Dedi ki aynı böyle. Allah razı olsun. Şöyle doğru. Hem de X anlattım ya çayda kim olduğunu. Kim olduğunu çünkü ona gidebilir bu şey. Meşhur Türkiye'de bir şehrin antrenörleri var ya antrenör. Ana böyle meşhur birinci ligde oynuyor. İkinci antrenörmüş. Ondan sonra bir vesileyle sporcu mu ne vermiş bizim şuradan buradan neyse ulaşmış. Peygamber niçin büyüktür dedi. Ben de ona dedim ki niçin büyük olmasın ki sen söyle. Yani şu sebepten dolayı büyük olmasın. Olmaması lazım. Yani niçin büyüktür? Niçin büyük değildir? Yani niçin büyük olmasın? Peki niçin büyütüyorsunuz? Yani ne getirdi de keşke bunu getirmeseydi veya bir şey getirmişi keşke bunu getirmeseydi veya bunu getirseydi diyeceğin hatırında bir şey var mı? Dedi ki hani böyle, istersen yanın ara dedi Kerem. Yok dedi, bu noktadan bakarsan hakikaten getirdiklerine, hiçbirisine karşı değilim. O zaman niye küçük olsun ki bu? Sence ne getirmesi lazım? Ama senin söyleyeceğin şey de bilmeyebilirsin. Belki getirmiş de haberin yok. Cevap nedir biliyor musun? Hakikaten anlattıkları gibi bir adammışsın dedi. Benim ne olduğum önemli değil. Sen buldun mu şeyini?
Peygamber niçin büyüktür? Niçin büyük değildir? Sorusunu verdi. İstifa mı sualdi? Ne diyordu? İstifa mı? 15. sözü açar mısınız? 15. sözü. Bak orada şöyle bir yöntem kullanıyor sevgili arkadaşım. Bir bakın bakalım. Kaçıncı sayfa? 15. söz. Tamam. Açtın mı bir şey? Okur musun Faruk? Açtım. Okur musun? Ey kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni tavlaşan, rahatlı gözüne inen. İkinci mi? İkinci şey. 15. söz. İkinci basamak. Bak şimdi evet. Zemin ile gökler. Faruk açar mısın orayı? İstifam var orada istifam kelime. İstifam inkar edemiyorsun. Ha orayı diyor. 23. lemada. Ben açtım da. 20 o değil. Ha o değil. Ben oraya açtım. Oradan aklıma geldi öyle deyince. Dedim. İstifam ifam mı? 23. lemada. Bu istifam inkarı 23. lemada. Nasıl geçiyor? Oku bakayım. Şu ayet-i kerime ayet okuyayım mı? He. قَالَتْ رُسُولُهُمْ اَفِ اللّٰهِ شَكُّمْ فَاتِرِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ Nasıl böyle bu sema ve arzın ve halikini, nasıl Kur'an bak, nasıl inkar edebiliyor diye soru soruyor bak. Şu ayet-i kerime istifham-ı inkârı ile Cenab-ı Hakk'ın hakkında şek olmaz ve olmamalı demekle vücut ve vahdaniyet-i ilahiye bedahet derecesinde olduğunu gösteriyor. Ha, yani hayret mucib böyle Allah Allah. Yani mesela abi masanda hiçbir şey yok. Hakikaten sen bunu görmüyor musun? Bak çiçeğin varlığını ispat etmiyorum ama. Hakikaten görmüyor musun sen? Gibi. İstifam-ı inkar. O yöntemi kullanıyor. Peki. Okuyorum. İyi miyiz? Bugün davam iyi ya benim. Muhammed. Dostlarınıza İsyan etmeyi kalu beladan beri, dostlarımıza isyan etmeyi kalu beladan beri, biz sevdiklerimizi tekmelemeyi ta anne karnından öğrenbilmişiz biz. Bunu benim tekellemdir. Bir yerde yoktur yani. Diğerleri de yoktu ama çok ilginizi çekince acaba nereden alın? Biz dostlarımıza, dostların başı kim? Dost istersen, dostlarımıza isyan etmeyi kalu beladan beri, sevdiklerimizi tekmelemeyi anne karnında öğrenmişiz biz. Anneni çok tekmelemişsin Emre. Tekmelemeyi iyi bilirsin. Ben sanki bilmem. Allah Allah, Allah Allah. Fıtratında edilen yeminler, fırtınada edilen yeminler artık sakinleşince unutulur. Onu şeyden dolayı yazdım. Rize'de gürültü geliyor falan, 5. kattayız dershane. Adam gemisi Ukrayna'dan orada boğulma, batma tehlikesi geçiriyor fırtınada. Ya Rabbi dedi. Geminin adını söylemeyeyim. Ya Rabbi bizi buradan kurtar. Büyük bir hayvan vadim olsun keseceğim. Kurban edeceğim senin için. Fakir fukara kullandılar. Ya Rabbi yalvarmış hepsi. Tamam. Sonra neyse Türkiye'ye doğru kaçıyorlar, geliyorlar. Allah'ın izniyle kurtuluyorlar. Tam böyle şeye girecekler, çayeline. Limana girecekler. Tabii ya sakinleşti, mukavemet etti. Limana girecekler. Ya Rabbi söz işte büyük... Ya Rabbi söz işte bir koyun inşallah keseceğim Ya Rabbi. Tamam mı? Koyuna indirgendi. Ondan sonra limana girdi. İnşallah fakir fukara var yani onlara sadaka veririz dedi. Ondan sonra bana geldiler. Ama cevap da acımasızdır ha. Dedi ki tayfasıyla tabii münakaşa ettiler falan olur mu olmaz. Dedi ki hocam dedi neyse bana geldiler. Hocam dedi fırtınanın içinde büyük bir sığır keseceğim dedim diyor. Hatta okuruz. Fırtına dindi çayeli limanına girerken bak yeri de söylüyorum. Bir koyun keseceğim dedim hocam dedi. Hangisi doğru diye. Limana girdim. Fakir fukaran kulun çoktur ya Rabbi. Sadaka dağıtırım. Tabi birkaç lira verdi mi tamam oluyor. Hocam bu kurtarır mı beni dedi yani. Sadakayla beni ilk vardı yaptım. Adak beni kurtarır mı? Olur mu dedi. Olur dedim. Ama bir şartla.
Nedir o şart dedi? Bir daha bu Allah'a ihtiyacın olmayacaksa, işin düşmeyecekse kesme. Tamam hocam, biz zaten kesecektik. Yani sorduk işte ya falan, yani kıvırdı. Bu Allah'a ihtiyacın olmayacaksa yapma. Bir de ihtiyacın olmayacaksa, bizde dedim Karadeniz'de bir laf vardır. Güzel, orada eskide yol yoktu ya, dağdan dağa geçilirdi köylere. Yusuf bilir. Derler ki, yolun kenarındaki ağaçların altına güzel havalarda pisleme ki, ağacın altını pisleme ki, yağmurlu günde sana lazım olur. Bir şart daha, kurbanı kesme. Bu Allah'a bir daha ihtiyacın olmayacaksa kesme. O seyretmiştim o zaman. He? İnternette. O evet. Ama çok acayip. Adamı görecektiniz. Adamı görecektiniz ne halde? İlk önce şok oldu ya. Kesme olur. Ama bir şart. Bir anda bir rahatladı. O küzden birkaç liraya düşecek. Bir de baktı ki ooo. Ne yapılırsa yapılsın, yapılsın, sen ona kötülük yapma. Çünkü kölesin, olursun. Sen bana böyle mi yaptın Suat? He Yasin? Ben de sana böyle yaparım işte. Benim bu davranışımı kim belirledi? Sen. Benim isteyerek yapmadım. Mahmut Han. Sen yaptın değil mi bana? Ben de sana böyle yaparım. Benim bu yapmamı, bu hareketimi kim oluşturdu? Sen. O zaman ben köleyim. Sana mahkumum. Senin davranışına karşı davranış belirliyorum. Senin davranışına karşı davranış belirlemek köleliktir. Şeytanın vesvesesine, sorularına cevap aramak da köleliktir. Sorusuna cevap arıyorsun. Ne arıyorsun kardeşim? Cevap aramamak hürriyettir. Sorusuna cevap vermek. Senin cevap arayışını yapan, cevap arayışını yorumlayan, aktif eden onun sorusudur. Soru da kana. Sen, şeytan sana diyor ki şunları düşün. Nasıl yapıyor bunu? Soru sorarak. Kur'an'da bazı kavimler soru sorarak helak olduklarını yazar. Başka? Bir de işaret-i icazı Allah bundan neyi kastetti? Mağaza herhalde. Evet. Şey melekler şey yaptı ya. Başka? Başkaların seni sevmesine uğraşma. Sen kendini sev yeter. Kendini sevmeyenler kendilerini başkalarına sevdirme ile meşgul olmak ihtiyacını hisseden tiplerdir. Bir insan kendisini kendisi severse başkalarını sevdirmeye ihtiyacı yoktur. Ne demek kendisi kendisini sevmesi? Yani çok antika. Eğer kendini özgüveni varsa, kendinde özgüveni bitmiş, benden bir şey olmaz. Yani ben böyle pistim falan. Yani kendini tanırsa, bu memlekette ruhlar var, hayat var, iman var, İslam var, ene var, arş var, kürs var, her şey var. Kendisini tanıdıkça artık dışarıya çıkma ihtiyacını duymaz. Kendini mesela bu sefer ne yapar? Başkası memnun olsun diye giymez. Başkası memnun olsun diye yapmaz. Ne derler diye yaşamaz. Tefekkür edince lezzet alır. Kemal kendisine lezzet alır. Ama başkası abim benim bir tanem de ona ihtiyaç ne için diyor? Tefekkür etmediği için. Tefekkür lezzettir. Tefekkür lezzettir. Kendini tanımlamak lezzettir. Peki ona ait bir misal söyleyeyim şu anda. Şu anda yaşadığınız halet lezzetli değil mi? Bunu şu anda yaşarken başka lezzeti arıyor musunuz? Şu anda aramıyorsunuz. Kendine lezzet alıyoruz. Peki şefkat tefekkürün yerini tutabilir mi? Şefkat dendiği kadar dendiği şeye dendiği kadarsa tutar. Ama tefekkür daha acayiptir. İkisinde olmaz. Çünkü şefkat hayvanlarda vardır. Hayvanlarda şefkat var. Ama tefekkür yoktur. Tefekkür insanlara mahsustur. Cinlerde de yoktur. Ani yaşarlar. Şeytanda da tefekkür yoktur. Ani yaşar. Geleceği planlar tefekkür değildir. Tefekkür
asla doğru seyahat etmenin arzusudur, yöntemidir, yoludur. Tefekkür insana mahsustur. Çünkü evellenmek demektir. Fikirlerle fikirleri evellin, evelleyen evellenir. Ne dediyse o. En lezzetli şey tefekkürdür. O ne yapar seni? Mesela şöyle diyeyim. Şu çiçeği yaptı, boyadı. Bunun kör olmaması lazım. Boya atan kör olmaması lazım. Niye? Sen hiç otokaporta veya bina ev boyayanların ama gördün mü? Ressamlardan ama gördün mü? Yok. Demek ki bunu boyayan kör olmaması lazım. Bu tefekkür başladı. Şimdi bu zahiri tefekkür. Bir de bu çiçeğin bendeki karşılığı nedir? Bu cismi boyaladı. Nedir o? İlmi bir hakikatla bir duygunu boyalamak. Yani bir şey öğrenmek. Şu anda boyalanmaktır. Sıbgatullah diye geçer Kur'an'da. Allah'ın ahlakıyla boyalanmak. Yani sohbet, tefekkür boyalanmaktır. Dedim ya bugün havam iyi. Kötü olmasını müsaade etmiyorum. Elimden geldiği kadar. Geceleri olması ihtimali şeyleri görürsün. Bak, geceleri olması ihtimali şeyleri görürsün. Gündüz olanları. Hangileri görürsünüz? Gündüz olanlar var ya, gündüz yaşadıkların. Gecede o tipten görürsün. Kabus görüyorsa? Kabus görüyorsa sıkıntı çekmiştir. Olayı çözememiştir. Yani mesela gündüz yaşadığının farklı mesela. Adam rezil yaşıyor, akşamda Resulullah ile beraber. Ben mesela aman aman her gün, mutlaka her akşam ders değil. Hep ders ortamı, hep bir şey, hep bir şey. Mücadele böyle, acayip. Niye? Bununla var değil. Ne olacak? Kafam bununla dolu. Hani rüya risalesinde bazen tersi olur diyor. O nefis tabii beden memleketine devreye giriyor. Ama gene o cinsten oluyor. Kavgalar o cinsten oluyor. Şeytan mücadele ediyor. Yaşamayı öğren. Yaşamayı öğren. Ehlinin kalbi nurları sözlerinden önde gider. Böylece nurlandırdıkları yere sözlerinin tesiri de ulaşmış olur. Muhyiddin Arabi Kuddise Sürü. Bu onun sözü. Bir de okuyayım mı? Ehlinin kalbi nurları, ehlinin kalbinin nurları. Ehli var ya, kalp ehli. Onların nurları, kalplerin nurları sözlerinden önde gider. Mesela adam geldi. Buyurun. Hiçbir şey konuşmadan misafir geldi. Daha sözlerim ona gitmeden benim kalbimde nur varsa onu bloke eder. Der ki, adam hasta oldu. Veya ulan bunun en gerekli lanı gibi gözleri var ya, beni sokuyor, beni rahatsız ediyor. Tamam mı? Şimdi kalpteki nurlar sözden önde gider. Sonra böylece nurlandırdıkları yere. İyi dinleyin bak şimdi. Çok acayip bir şey Faruk. Senin hoşuna gidecek. Bir daha okuyayım mı? Kalpteki nurları kafalarından çıkan sözden önce gider. Tamam mı? Girer girmez ilk önce sözüme değil bana bakıyor. Durumum etkiliyor. Tamam mı abi? Dolayısıyla böylece nurlandırdıkları yere, o kişiye sözlerinin tesiri de ulaşmış olur. İlk önce ben onu blok ettim mi görüşümle? Davran bakışımı. Dolayısıyla benim yerim açılır. Biraz sonra söyleyeceğim sözlere yer açılmış olur. Bitmeden de etkileyebilir mi? Tabii tabii. Hem de ne kadar. Bazıları oturarak tenkit ederler. Bazıları hizmet yaparken tenkit ederler. Hizmet ederken tenkitlerini ciddi nazara al o kişinin. Hizmet ederken bu adam, hizmet ederken tenkit ediyorsa, eleştiriyorsa onu nazara al. Eğer hizmet etmeden oturarak tenkit ediyorsa Allah aşkına hiç kale alma. Devam.
Risale'yi okuyorsan okutturursun. Söylediğin söz tesir eder. Nasibi varsa. Risale okuyorsan okutturursun. Yaşıyorsan yaşattırırsın. Canlıysan canlı tutarsın. Başka? Delili olmayan bir iddiayı çürütmek için delile ihtiyaç yoktur. Bir daha. Fatih bunu kaçırma. Delili olmayan bir iddiayı çürütmek için delile ihtiyaç yoktur. Mesela Allah'ın yokluğuna dair bir delil yoktur. İspat etmeye de delil gerek yoktur ama gene kullanıyoruz. Asmak olduk. Bak, delili olmayan bir iddiayı çürütmek için delile ihtiyaç yoktur. Çünkü aksi olmayan, aksine delil olmayan bir şey kendisi vardır demektir. Başka? Vehim ve heva tahakküm eder. Dinliyor musunuz? Vehim ve heva tahakküm eder. Nefis ve heves esaret eder. Bunu külliyattan buldum ha. Direkt nettir bu. Vehim ve heva tahakküm eder. Nefis ve heves esaret eder. Dalalet sarhoşluk verir. Sarhoşluk ne demektir? İmam Ali diyor ki radıyallahu anh, içki sarhoşluğunun bir vakti vardır. Ama mal sarhoşluğun vakti yoktur. Ölünce biter. Girdim bir daha çıkamıyor. Çok zor. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Evet. Şurayı da okuyayım, keseyim. Dine ve peygamberlere inanma malzemeleri semavi kitaplardan ve peygamberlerden alınıyor. Peki ona karşı geliştirilen malzemeler kimlerden alınıyor? Peygamberlerin ve Allah'ın ispatını peygamberler ve kitaptan alıyoruz. Onların karşıtı inkarını nerelerden alınıyor? Karşıtlarından, şeytandan. Dinlerin meyveleri olan ümmetleri bunların hayatlarına neler katmış? O zaman dinin, mesela şöyle diyeyim. Armut mudur, şeftali midir? Canlı mıdır, cansız mıdır? İhtilaf edilmiş bir fidan hakkında. Bu fidan canlı mıdır, cansız mıdır? Elma mıdır, armut mudur? En güzel delil nedir? Bahara bırak. Baharda canlıysa canlıdır, değilse değildir. Armutsa armut olacaktır, şeftali ise şeftali. O zaman peygamberlerin ve dinlerin en güzel delilleri bıraktıkları eser ve ümmetleridir. Yani bıraktığı ahlak. Bize bıraktığı ahlak, peygamberin en güzel delili bizim ahlaktır. Niçin? Biz peygamber ahlakını ne kadar yaşarsak o kadar kendimizde mutlu oluyoruz, ailemizde mutlu oluyoruz, bulunduğumuz cemaate de mutlu oluyoruz. Bağnaz, geçimsiz, iten, kalkan, böyle agresif bir tipler peygamber ahlakı mıdır? Ha, peygamber ahlakına en güzel delil güzel ahlaklı insanlardır. Meyvesi. Meyvesi. Ümmetlerin devamı nasıl olur? Dinlerin meyveleri olan ümmetleri. Ha şöyle. Dinlerin meyveleri olan ümmetleri bunların hayatlarına neler katmış? Dünyanın ne olduğu, nerede olduğunu. Bak bunu da şey yapma, bak kaçırmayın. Dünyanın ne olduğunu. Bu dünya galaksi şeyde 7 kat semanın neresinde olduğunu ne ile nasıl bileceksin? Dünyanın ne olduğunu İçindeki envaterlerle bilemezsiniz. İnsan nedir? Bak şimdi. İnsan şudur, akıldır. Lan insan nedir diye sorduğum zaman içinde, insanın içinde bulunan detaydan bir tanesiyle izah ediyorsun. Akıldır, olmaz. İnsan nedir? Koldur. İnsan nedir? Bacaktır. İnsan nedir? Ruhtur. Olmaz ya. Başka şey de var. Nefis de var. Arkadaşlar, bu nedir? Yapraktır. Bunun kompleyi bir tanesiyle ifade edemezsiniz. Bunun dışında birisi olması lazım. İşte dünya nedir? Armut değildir. Cevap mıdır? Dünya nedir? Güneş değildir. Cevap mıdır? Dünya nedir? Şeftali değildir. Cevap mıdır? Tevhid'de kullan bunu. O zaman dünyanın ne olduğunu dünyanın dışındaki ölçülerle çözersin.
Sen de sıkıntılarını içerideki dert senin, derman da aynı zamanda yapmayacak. Dermanı da hakikatin uyandıracaksın. Az söyleyen asla mahcup olmaz. Bir arpa kadar misk, bir yığın çamurdan hayırlıdır. 10 adam kadar söyleyenden sakın. Alim gibi bir söyle fakat pir söyle. Bu söz benim değildir. Nereden aldığımı da kaynağını görmediğim için yazmadım. X koydum. Gönlü yaralı olanların hatırlarını say. Onlara dikkat et. Ben yazdım. Gönülleri yaralı olanlar var ya. Böyle. Yaralı böyle. Onların hatırlarını al. Nazlarını dinle. Hal hatırlarını sor. Mutlaka bir hediye git. İhtiyacı olmayabilir. Bir hal hatır sor. Bir hediye ver. En güzel hediye kendindir. Abi ben hediye getiremedim. Kendimi getirdim. Sohbet ikramdır. Nedir? O Hazreti Ali demişler. Nasıl bu sahabe yetişti? Allah Resulü böyle elif, be, te, se, elhamdülillah, rabbil alemin böyle eğitmedi ki. Onlar vardı ama esas sohbetle eğitti. Sohbet nedir? İkramdır. Neyi ikram etti kendisini? Ben şimdi kendimi size ikram ediyorum. Alın bunu okuyun diyebilirdi. Mesela adam geldi misafir. Cevap verin arkadaşlar. Kendimi ikram etmedim. Ona lütfedip iniyorsa, onunla muhatap oluyorsam kendimi ikram etmiş. Bir, iki tane kaldı. Yücelik istersen yücelik arama. Büyüklüğün alameti küçüklüktür diyor. Küçüklüğün alameti büyüklüktür var ya. Orada yücelik istiyorsan yücelik arama diye çevirmişim. Başka son inşallah olsun. Bu Şadi Şirazi'nin sözüymüş. Parantez açayım. Neymiş? Kendin ile başa çıkamayınca senin gibi düşmana kim emniyet verir? Kimse emniyet vermez. Bir de okuyayım. Kendin ile başa çıkamayınca, insan kendisiyle başa çıkamayınca senin gibi düşmana kimse emniyet vermez. Yani sen kendini idare edemiyorsun. Kendinle boğuşuyorsun. Sen kendinle boğuşurken kim seni adam yerine koyuyor? Ba Emre gelsene ya. Ya gel seninle bir ciddi bir şey konuşalım. Lan ciddi konuşacak adam mısın? Kendisiyle boğuşuyor. Ciddi ciddi. Zaten gücünü kaybetti. Bu meseleye harcayacak zamanı yok ki. Doğruyla meşgul olmayan kafa yanlışla meşguldür demektir. Doğruyla meşgul olmayan kafa yanlışla meşgul olmuş demektir. Burada kesiyorum. وآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع السلوات